Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunisa Gül, bu yıl üniversite sınavlarına girerek Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili bölümünü kazandı. Abdullah Gül eşini üniversiteye kaydettirmek üzere avukatıyla birlikte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne geldi. Eşi kayıt sırasına geçerken Gül de bir kenarda beklemeye başladı. Göstermek için açılmamız gerekecek. Benim eşim 18 sene önce yine aynı meseleden, o zaman da böyle olağanüstü bir hal vardı Türkiye'de. 18 sene önce bıraktı, bırakmak zorunda kaldı. Şimdi 3 tane çocuğunu büyüttü. Dedi ben devam etmek istiyorum, sen bilirsin dedi. İşte şimdi bakalım 18 sene sonra Türkiye'nin hali nedir, onu göreceğiz hep beraber. Bayan Gül'ün her halinden heyecanlı olduğu anlaşılıyordu ve ne olduysa kayıt sırası kendine geldiğinde oldu. Ankara Üniversitesi'nden gönderilen talimatı vereceğim. Maalesef fakültemize kayıt yaptırılacak öğrencilerin adreslerine 15 gün önceden de dosyalarıyla birlikte istenilen bütün bilgiler teferruatlı bir şekilde gönderildi. Bunlarda baş açık olacak, gözlüksüz olacak, sakalsız olacak. Bunlar bildirildi. Bunun dışındaki kayıtları almamamız tarafımıza yani bildirildi. Baş açık mutlaka fotoğraf olmadığı müddetçe bir kayıt alamıyor. Kayıt alamıyorsunuz. Alamıyor. Ve öğrenci kazansa da öğretim hakkı vermiyorsunuz. Açık kayıt, açık olacak. Güller'in avukatının çabaları da sonucu değiştirmedi. Üniversiteden üzgün ayrılan Abdullah Gül ve eşi konuyu mahkemeye götüreceklerini belirttiler. 18 sene sonra Türkiye'nin bulunduğu nokta aynıdır. Üzüntü verici nokta şu, bugün Moskova'da yaşıyor olsaydık böyle bir engelle karşılaşmazdı eşim. Amerika'da olsaydı yine olmazdı. Afrika'da olsaydı yine olmazdı. Türkiye'nin gerçek yüzü işte ortada. Yani söyleyeceklerimiz bunlar. Bu hukuk tabii mücadelesi şeklinde devam edecek. Çok üzgünüm, şu an hiçbir açıklama yapmak istemiyorum. Tabii ki. Yani ben bu yaşımda bu mücadeleyi vermişim. Muhakkak devam edeceğim. Sağ olun. Güller'in avukatı Mehmet Alan, başörtüsü konusundaki YÖK tebliği için Danıştay'a, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bu uygulaması için de idare mahkemesine dava açacaklarını belirtti. Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Hanım fakülteden hayli üzgün ayrıldı.